Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Dün akşam psikoloji yapmıştık. Bununla alakalı dün akşamdan beri bayağı soru var. Bu dersi tercih etmeme vesile olmuş. Ben de merak ediyordum. Şimdi buhran, bunalım, depresyon, sinirsel hastalıkların hakkında işte böyle herkes bir şey çareler söylüyor ya. İşte şöyle yap, böyle düşün, böyle düşün ve şöyle yap. Dün akşam da o tipten bir şeydi bizim de. Ama Kur'an, Risale-i Nur'un noktayı nazarıyla şöyle yap, öyle yapma diye. O çıkan bir şeyin tedavisiydi. Bir şey çıkarsa hastalık, onu tedavi etmek ayrıdır. Hastalığın zeminini yok etmek daha başka bir şeydir. Şimdi buhran, bunalımların, depresyonların, sinirsel hastalıkların temel veri tabanından okuyacağım. Bunun çareleri de içinde. Çok az bir madde, fazla değil. Sayıların içine şöyle bak, böyle bak, bak diye sayılar içine boğdurmayacağız. Bir, bunalımın sebebi, yeis, ümitsizlik. Bunun çaresi Allah'tan ümitli olmak. Diyor ki, Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Allah ümit kesilecek bir Allah değil. Allah çok gariptir. Seninle arabayla gelirken biraz bahsedelim mi ona? Edelim değil mi? Mustafa ile arabayla gelirken ilk önce Mustafa'nın dediğinden başlayayım. Bununla alakalı olduğu için Mustafa ile yani seyahat etmenin, bir yere gitmenin güzelliği işte paylaşıyoruz. Lehül esmaül husna. Bütün güzel isimler onundur. Rahman, Rahim, Kerim, Latif. Allah değildir onlar. Allah'ındır. Bütün güzel isimler onundur. Bu kitap benimdir. Bu kalem benimdir. Ayakkabı benimdir. Gömlek benimdir. Ama ben gömlek değilim. Beni tarif eder. Mesela beni hiç ömrüne gelmem. Bu Hasan'ın ayakkabısı dense, ha ortalama ayağı işte 41 işte. Ha şu kadardır. İşte elbisesi Hasan'ındır. Bu elbise Hasan'ındır. Dolayısıyla beni tavsif eder, tarif eder ama o ben değilim. Çünkü benim elbisem benim ruhumu size göstermez. Halet-i rüyemin, psikolojimin, moralimin, efendim emellerimin, elemlerimin bilemezsiniz. Oturduğun ev, olmuş şimdi yayladın değil mi? İndiniz. Yayladan indiniz, eve bakayım. Ya burada oturan adamın halet-i rüyünü söyleyeyim, mümkün değil. Demek ki niçin bu kadar uzattı? Lehül esmaül hüsna. Bütün güzel isimler onundur. Bütün bu kitaplar Hasan'ındır. Bu kimin bu sanayi? Hasan'ındır. Sanayi Hasan'ındır. Hasan kendisi sanayi değildir. Allah başka bir şeydir. Bilmiyoruz. Ama diyor ki, beni merak ediyorsunuz, beni bununla tanırsınız. Ya Rab, sen kimsin? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahim kaharun muntakim. Değil. Kur'an böyle başlamıyor. Rahman ve Rahim diye başlıyor. Ben buyum diyor. Sonra koruyuculukla bitiyor. Neyle bitiyor? Minel cinneti ven nas. Nas suresi. O şekilde. Birincisi yeis. Allah'tan, ha, ötekisine geçelim. Demek ki Esma-i Hüsna Allah'ındır. Esma-i Hüsna kendisi değildir. Allah latiftir, Rahman'dır. Yani Allah affeder. Allah rızıklandırır. Rızıklandırır, rızık verir. Allah rızık değil ya. Başka bir şey. Onu da insan aleminde ancak alemindeki oyla fark ederse, işte nasibi varsa, seyahat edebilirse, enfuste edebilirse. Kainat onu tarif eder, tavsif eder. İnsan ise onu tanımlar. Birinci hastalık, buhranın temeli, veri tabanına konuşuyorum. Ben çok seviyorum bu tür şeyleri. Yani öyle yüzeysel böyle yaralarla falan, pansumanlarla uğraşmak istemiyorum. Neşter vurmak istiyorum. Birinci, buhran ve bunalımların birinci temeli iyiyiz, ümitsizlik. Ümitsiz olma. Çünkü ümitsiz olmanı gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Çünkü her korktuğun şeyden Allah daha büyüktür. Ama ya benim çok günahım var. Rezillik kadar var. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ي يَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ ذُنُوبًا جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Oh, Allah bu. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ي يَسْرَفُوا. Ey iman edenler, ey hadlerini aşanlar, عَلَى اَنْفُسِهِمْ, kendine zulmedenler, hadlerini, hudutlarını aşıp rezillik, kepazelik işleyenler. Ne yapar, ne yaptılsa, ölmeden önce ama. La taknetu min rahmetillah. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Niye? Ama Allah'ım benim çok şeyim var, çok günahım var. İnnallâhe, muhakkak Allah, yâfiru zunuben cemiyâ. Bütün günahlar, şirk de dahil, dahil tabii. Ölmeden önce şirk, kafir, Müslüman ol. Her şeyi affeder. Peki sen ya Rabbi bunları nasıl affediyorsun? Çünkü ben innehu huvel gafurur rahim. Acıyanım da affedici. Ben Allah böyleyim. Böyle inan bana. O zaman yeis, ümitsiz olmaya sebep yok. Birinci bu. İkincisi, bunalımın sebebi ucubdur. Ruhsal hastalığın birincisi yeis, ikincisi ucub. Ucub ne demek? İbadetine güvenmek. İbadetine güvenmek. Bu da haddini aşmaktır. Neyine güvenmez? Ya ibadet, yaptığımız ibadet, ya verilen nimetin karşılığı olsun, yeter ya. Kirbayette var, göz, göz için değil mi? Hadiste geçiyor. Allah için gelip geçmiş ve gelecek olmadığında kıyamet kopmuş, her şey bitmiş, hesap verilmiş. Allah için bu bizim için gelecektir. Allah için bitmiş. O için hadiste geçiyor. Bazen ayette ve hadiste olay bitmiş diye anlatılan ayetler var. Daha biz oluyor Cenab-ı Hak. Bizim seviyemizde konuşunca daha gelecek var. Allah canibinden bakınca olay bitmiş diye anlatıyor mesela. اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَهَلَا رَبُّكَ بِيَصْحَابِ الْف۪يلِ. Görmedi mi? Görmedi tabii. En zayıf rivayetiyle çocuktu. Ebrehe'nin filleri mi? Ama görmedi mi? Görmedi tabii. Doğmamıştı. Çoğu rivayetlerde, tefsirlerde doğmamıştı. Ama Allah diyor ki görmedin mi?
Yani çocuk dahi olsa görse anlamaz. Hani sen anlamadın mı? Ben ne yaptığımı görmedin mi? Ama bu ne? Ha, geçmiş gelecek yok Cenab-ı Hak. İşte hadiste diyor ki, ey kulum, abide diyor ki, buradan bir tersini yapacağım da, adaletimle mi muamele edeyim sana, rahmetimle mi? Çok kulluk etmiş ya, ya Rab, adaletinle. Böyle kasıla kasıla. Ucup. Ucup ya. Ondan sonra koyayım bakalım hasenatını kefeye. Tamam. Koyayım bakalım bir gözünü. Dum dipte. Çünkü hayat verilmiş. Hayatın karşılığı yok. Yok, yok. İmandan sonra benim... Ha onu anlatmadık ya biz. Hiç söylemiyoruz. İmandan sonra en büyük varlık ne biliyor musunuz? Var olduğunun şuurunda olmaktır. Ben varım. Varlığa çıkmak var ya, varlığa çıkmak var ya, Allah lazım. O kadar büyük nimet ki ben şey yapamıyorum yani. Var, varım, ben varım. Varlığının şuurunda olmak. Yırtılıyorum ama hissiyatımı dile getiremiyorum. Var. Şimdi o varlığa ait o arabada konuştuğumuzu konuşayım. Bir yerden geliyoruz, dağdan, karanlık yerden geliyoruz. Zaten düşünüyordum, tefekkürüm. Gene bir düşünce aldı beni, bu tespihat yapayım da arada. Şimdi iyi düşünün bakalım. Ben çok etkileniyorum. Allah büyüktür. Nasıl büyüktür ya? Allah büyüktür, bak bakalım. Şimdi hiç kimse yok dünyada, kainatta. Sen de içeride söyledin ya, bana yaylada niye indin dedim de, ne bastı bana dedin, gariplik bastı. Kimse yok dedi yaylada. Adam inmediği halde, inmesi gerekmediği halde, daha yaz bitmediği halde indi. Niye? Kimse yok yaylada. Aynı bunun, aynı mesele. Şimdi düşünün, Allah var, hiçbir şey yok. Şöyle de, arkadaş yok Allah'a, emsali yok, konuşacağı kimsesi yok. Yani konuşup teselli edecek. Ne haber, nasılsın? Beni etkileyen bir şey var. Ya bir insan görmesi falan ya veya dostumuzun ne kadar acayip. Yani ben şimdi doğdum, kimse beni büyütmedi. Büyütmediğine göre annem yok. Öyle büyüdüm. Ortalık diken ağaç öyle ama insan denilen kimse yok. Benim ne olduğumu kim bana söyleyecek? Ben neyim? Allah aşkına neyle bileceğim? Benim ne olduğumu lütfen bir düşünün. Benim ne olduğumu ben neyle bileceğim? Ve bir şeyi kafadan attım. Ben buyum dedim. Ben buyum dedim. İsabet ettiğimi nereden bileceğim? Dediler ki ömrümde telefon görmemiş. Bu nedir? Vallahi tuz kabıdır, yağ kabıdır. Ne bileyim. Adam dedi, attı 100 tane şıktan bir tanesi bir şey alet işte desem. İsabet etse bile ettiğini bilemez. Aferin lan tam bildin denmedikçe. Gene hep şüpheciliktedir. Şimdi Allah'ın arkadaşı yok. Konuşup teselli yapacağı kimse yok. Sohbet etmiyor. Tek. Varlık hiçbir şey yok. Varlığı sonra yapmış. Hakikaten Allah büyüktür ya. Nasıl sabretmiş? Encevdin. Kafayı uyatırım ya. Konuşmak. Of. Dost. Meğer ecel gelemiyormuş Azrail. Ölüm gelemiyormuş. Ecel ne zaman geliyormuş? Bu insan dostsuz kaldığı zaman, dostsuz kaldığı zaman ecel o zaman geliyor. Şad-ı Şirazi'yi söylüyoruz artık. Allah ben ölmeyi bilmiyor. Yok ölmek, dirilmek yok. Arkadaş yok, sohbet yok. Ne var ne yok. Yok. Bu. Buna ait bilgi. Allah'ın Allah olduğunu kendisi biliyor. O bilmekten hasıl olan kutsi ilim ve lezzeti veya varlık anlayışı nasıl bir şey ya? Allah'u ekber. Çok büyük. Çünkü dost niye büyüktür? Dostsuz
var. Konuşmadan, kimse de konuşmadan, teselliye ihtiyacı olmadan o var. Demek hakikaten. Kendi ihtiyacın ölçüsüyle bak bakalım. Hakikaten Allah çok. Çok acayip. Onun için korkma. Öyle bir Allah'ım var. Korkma. Allah'ı korkutup ibadet yaptırmaya çalışanlar aciz insanlardır. Çünkü anlatacak Allah hakkında, sevdirecek hakkında malzemesi olmadığı için korkutmaya geçiyor. Binlerce ümit ayetleri varken yüzlerce veya yüzlerce diyor. Onlarca korkutucu ayet var. Risale-i Nur'a bakın. Bir mektubatta cehennemin varlığını ispat ediyor. Ateşle, bizdeki sinirsel hastalıkla, işte buhran bunalım böyle gibi negatifliklerle, mama tabakasındaki ateşte, yani bir yere işaret ediyor diyor. Cehennemde, kübriyatta bir de şu aralarda var, bir de şu aralarda az bir iki yaprak var. Bir yarım sayfada sözlerde var, 28'in sözde. Yarım sayfa. Ama 14 cilt hep rahmette. Sonra niye böyle oluyor dedi. Ya eskiler niye böyle korkutmaya geçti? Kürsüye çıkın, elini alan kitabı Kur'an'ı tehdit savuruyor. Ya sindir kardeşim, Allah korkutulacak bir makam değil ya. Allah sevilecek bir şeydir. Allah sevilen, ben Rahman ve Rahim'im diyor. Muhabbet. Ya, Allah sevilecek bir makam ya, öyle tehdit ya. Ya sonra baktım, niye? Çünkü ümit verecek malzemesi yok ki. Ha tabi bizim de olmazdı, Risale olmasa. Şimdi ucub, o da ruhsal bir hastalığın zeminidir. Böyle bir Allah, böyle bir malzemesi, anlayışı olmayınca adam hemen ya bir şey tehdit falan camide duyduğu zaman ya öyle cehennem var ama ben bir kalemin ucunu bir fakire vermiştim. Ne zaman? 5 sene önce vermiştim. Hemen ona bel bağlıyor. Buna belle bağlayacaksın. Bağla Allah'a ya. Buna neye bağlayacağız? Namazına niye bel bağlayacağız? Orucuna niye bel bağlayacağız? Caminin çıkışına 1-2 lira verdin. Ona ne bel bağlıyorsun? O mu seni kurtaracak? Allah. Hani harita yapardık. Cennet cennet dedikleri diye. Ha. Cennet isteyin ha burada. Ama cennet, hatırladın mı haritayı? Cennetin üstü var. Sidret-i Muntaha var. Daha üstün var. Daimi hayat var. Yani kaba taslak söylüyorum. Aradaki binlerce alem yok. Konuşmuyor. Bilmiyorum o kadar. Cennetten yukarı çıkıyor. Kanaat ederseniz edeyim bakalım. Cennette kanaat edecek misiniz? Cennetten daha son Sidret-i Muntaha. Daha üstün daire-i hayat. Daha üstün daire-i ilim. Daha üstün arş. Daha üstün lef-i mahfuz. Daha üstün arş-ı azam. Daha üstün kalb-ı kalpseyen hocam. Ha, istiyor musunuz? İsteyene ver onu ya Rabbi. Biz oraları istiyoruz. Yine Allah kendisi öğretiyor bak. İyi hatırlattı Allah bana. Fıkhı Ekber'de geçiyor. Fıkhı Ekber. 347. sayfa. İtikat kitabıdır. Eş'ari ve Maturiki şeyi ama Fıkhı Ekber. Orada Allah'ı görmenin delillerini anlatıyor. Dünyadayken. Ahmet bin Hanbel radiyallahu anh, 4 ak mezhepten bir tanecisidir. Hanbeli mezhebinin. Orada diyor ki ben Allah'ı gördüm diyor. Resulullah da ben 14 yaşındaki bir delikanlı gibi gördüm Rabbimi. Hatırlarsınız. Dolunay gibi. Böyle. Ama odur demeyiz de haşa o da öyle diyor. Ama gördüm. Zaten sözde 584'te Allah'ı görmek sünnettir. Çünkü gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Kelamına ve rüyetine mazar oldu diyor. Ehadiyetiyle. 576'da 4'te. Rüyeti, ilk önce kelamına sonra rüyetini karıştırmayın. Rüyetine ve kelamına değil haşa. Kelamına ve rüyetine, ehadiyet cihetiyle mazar oldu. Gitti geldi etkiler ümmetine. Arkasına gelecek ümmetin büyüklerine veya yürüyebilenlere o kapıyı açık bıraktı.
Allah'ı görmek sünnettir zaten. Risalede var zaten. Siteye koydum. Şeriatta Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikat kitabından deliller koydum. Sitede var. Allah'ı görmenin şer'i delilleri diye metin var. Ahmet bin Hanbel Allah'ı görmüş. Bak Allah ne diyor? Her şeyin sahibi olan Allah, Allah gördüm diyor. Allah bana dedi ki diyor. Ya Ahmet, ben de ne istiyorsun? Ben durdum diyor. Durdum. Hiçbir şey diyemedim. Allah istemeyi de öğretiyor bak şimdi. Cennetimi iste niye demedi? Arşımı iste niye demedi? Gene Allah devreye giriyor. Diyor ki Ahmet, sen benden bir şey isteme. Sen beni iste. Siz benden bir şey istediniz. Ben miyim? Benden bir şeydir. Ahmet benden bir şey istemez. Benden istediğin ben değil. Sen beni iste. Cennet Allah değildir haşa ve kella tobe. Biz onu düşünmüyoruz. Kur'an'da methedilen haşa. Ama biz Kur'an'da daha büyük bir makam var. Vüyeti cemalullah. Müşerref kıl diye. Allah Resulü cennete girdi. Cehennemi gördü. Cehenneme girmedi. Cennete girdi. Sonra ta gitti. Vüyetine mazhar oldu. Ha, biz Allah'tan sonra isteriz. Sen beni iste. Allah senin olduğunu, bütün mülk senindir diyor. İkinci şu an. Demek ki ucu var, zemin yok. Nur talebelerinde böyle bir şey olmaz. Üçüncü buhran ve bunalım, depresyon, sıkıntımızın zemini. Yani ateşli hastalıklar, sinirsel hastalıklar, buhran, bunalım, depresyon, panik atağın zemini. Üçüncü zemini. Yani bir şekilde büyümesi için dört şey lazım. Güneş, hava, toprak, su. Ha, bunlar da büyümesi için birincisi yeis. İkincisi ucu. Üçüncüsü gurur. İnmiyor. Bunun simgeselliği kravatın takozudur. Takozu bu kafa inmez. İnmez bu kafa. Ağlalen diye geçer Yasin'de. Elmalı, elmalı bunu zikrediyor. Ağlalen. Boyun bağları tümsek kibir alameti diyor. Gururdur. Gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinde mahrum kalır. Manevi. Haddini aşar. Gurur sayıkasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi yüksek görürse o insan nakıstır. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle esnaf-ı zamın yani geçmişte büyük zatların dersleri, irşatları ve keşfiyatlarına mahrum kalır. Adam gurur olursa ben var ya ben bilirim her şeyi. Gerek yok başkasından ders almaya deyip başkalarının tespitlerine istifadesinden istifade etmemize mani olur. O zaman da kendi kendine kalırsın. Biz insanız, muhtaçız. Kimseye muhtaç olmayan tek bir Allah var. Gurur. Biz var ya biz. Biz cemaat, bu cemaat, bu meşrep en zirvedir. Başka yok kimse. Vahiy mi gelmiş? Hani bu da değil, bir de indirgiyor, has kılıyor. Ne yapıyor? Diyor ki, ben var ya ben. Görüklük diyor. İşte Emirdağ'da öyle geçiyor. Hocalara diyor ki, kendi malumatlarını, kendilerini kurtaracağı zannıyla Risale-i Nur'a müşteri olmuyorlar. İstifadesi açılmıyor. Risale-i Nur vermez. Öyle bakana ne var ne yok diye bakana vermez. Nazlıdır, vermez, açmaz. Okudum diye doğru, yalan söylemiyor. Ama anlamadı. Ama lügatını çözdüm. Lügat kimlik kartıdır. Nüfus cüzdanı. Cilt no, sayfa no. Adı soyad, memleket, ana baba. Beni ne kadar tarif eder? Benim varlığımdan bahseder.
Ama benim ruhsal boyutumdan haber veremez ki. Ha, lugat, Risale-i Nur lugatı nüfus cüzdanıyla ha böyle bir adam varmış. Dettiriyor. O kadar. Üçüncü hastalık. Öteki bunun karşısında güzel dört tane şey de var. Nedir o? Cevdet güldüğüne göre. Abi benim de yok yüzünden. He? Benim de yok yüzünden. Ama sen güldün ne abi? Suizan. Suizan canım benim. Sana takılayım da senin şahsında ve kendi şahsında şey yapayım. Üstad Zübeyir abinin sırtından çakıyormuş değerlerini. Kendisine yakın hissettiği kişiye vururmuş. Kızım sana diyorum. Gelinim sen işit. Sen işit diye. Gelinim sen işit diye. Suizan. Allah kimsenin başına vermesin. Suizan nedir biliyor musunuz? En kısa tabiriyle. Fakirullah'ın ifadesi. En kısa. Hapishanedir. Kişinin hapishanesidir. Kendisini bloke etmiş. Ötelemiş. Onlar demiş, bunlar demiş, şunlar demiş. İtmiş, itmiş, kalkmış. Sorgulamış, yargılamış, hükmetmiş. İnfaz etmiş. Bu budur. Ya Allah sana bu makamı mı verdi? Hepimiz tabii de. Hele hele bir tuhaf. Allah seni affetmeyecek. Ya şu meydanda Allah sana dese ki, benim kimi affedip etmeyeceğimi sana yetki mi vermiştim ki benim hakkımda konuştun? Allah bak, Allah seni affetmeyecek. Allah Allah. Kimin makamına geçmiş? Tövbe estağfurullah haberi yok. Ha diyebilirsin elbet dua yapacaksın. Allah seni affetmesin emin. Deme de. Hani ancak belki öyle beddua olur. Demediğimi diyene, demediğimi diyene, dediğimi yalanlayanlar cehennem yerine asılmasın diyor. Suizan, hele hele bu olmasa hiçbir ailede geçim olmaz. Hüsnüzan bunun yerine koyacaksın. Yani suizan evin içsel alemin asitidir, dinamitidir, darmadağın eder. Ama buna da dikkat edin. Müslümanın şeyini odur ki, gereği odur ki suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Bir şeyini anlatayım Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam. O zaman sokaklanması yok malum. Gece tabi siyah bir örtüyle Ayşe validemiz de gidiyor. Bir kısım sahabe yanından geçiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Selamlaşıyorlar, geçiyorlar. Ayşe validemize diyor ki sen burada dur. Hemen onları durduruyor. Diyor ki ya filanca, ya filane. Bu yanında olan Ebu Bekir'in kızı olan, helalim olan Ayşe'dir demiş. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı çektik? Yani bu gece nereden bir kadın götürüyor? Allah Resulü silinmemiş ve silinemeyecek de, tarih de yok edemeyecek cümleyi söylüyor. Beni çok etkiledi bir cümlesi bu. Müslümanın şeyini odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Hep benim suçum var. Ya suizan verdirdiğinse, o zaman suizana vesile olacak, beni o tarafa itecek hareket yapmamam lazım. Tamam etmeyeceğim ama sen de beni zorlamayacaksın ona. Zorlamayacaksın. Suizan da kişinin hapishanesidir. Bunalımın zeminidir. Şimdi bu zeminler onların şeylerinden hariç bir dört tane de kaydı okumak istiyorum. Ya Rabbi. Çok antika. Şimdi dünyanı cennet yapmak isteyenler için dört tane de kaydı. Dört tane de kaydı. Bu buhranın, bunalımın zeminiydi. Şimdi cennetin zemini. Dört. Bu da dört. Ama bunu okudunuz. Okumadığın şeyi yapmıyorum ama bu noktadan bakın diye şimdi şaşıracaksın. Diyor ki 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimde 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimde
Yalnız dört kelimeyle dört kelam öğrendim. Dört kelimeyle dört kelam ben bir gün öğrendim. Demek ki bütün öğrendim. 40 yaşındaymış. 40 yaşına gelmiş, 13 yaşında ulemalara ders vermiş. Tamam. Öyle bir insan 13 yaşındayken ve 30 sene tahsil etmiş, 4 kelamla 4 kelime öğrenmiş. Demek ki 4 pencere, 4 alemini açmış. Alemin kapıları. Ne o? Nedir Mustafa onlar? Mana ismi. Mana ismi. Mana yazgı. Niyet nazar. Niyet nedir arkadaşlar? Niyet ibadeti. He? Sen söylemiştin ama onu da şey... Yok sen. Yani bizim niyetimiz yani yapacağımız şey niyet ettiğimiz şey de fakat sen çok araştırmışsın abi üzerinde düşmüştün. Sen de... Hala düşüyorum. Hala düşüyorsun onu. Bir ay oldu. Bir ay oldu. Ben öğrendiğini öğrenmeye çalışıyorum. Yani ben bir şey çıkartmıyorum. Olanı anlıyorum. Yani, aa varmış. Ustad ise fark şu. Olmayan bir şeyin vesile oluyor, ayna oluyor ruhu. Allah çıkarttırıyor. Biz ise var olandaki mana mertebesini fark ediyoruz. Ustad diyor ki, siz hizmet etmiyorsunuz ki. Hizmet Risale'ni mi? Engel olmayın yeter. Biz hizmete bir şey katmıyoruz. Hizmetin bize ihtiyacı yok. Sen o yokken de bu hizmet vardı. Ölünce de olacak. Bizim ihtiyacımız var. Onun için hani bazıları var ya, İslamiyet'i kurtarmaya çalışıyor. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Hizmeti kurtarmaya çalışıyor. Ama hizmete zarar gelmiyor. Kendine zarar etmediler ya. Hizmet Allah'ın izniyle kimse zarar vermedi. Deccal veremedi de. En azgın dönemde veremedi de. Geçti onlar. Niyet. Niyet inşallah bir ders yapacağız. Bir ayı geçti. Bugün de onu okuyordum. Mesela sırf bugün bulduğumu bir Abdurrahman masandaki yeşil defteri verir misin? Yok masada görürsün yeşil defteri. Niyet okuyorum hala. Bugün sırf bugün tespitlerimi okuyayım size niyet hakkında. Doğru veya yanlış. 15 tanesini ders yapmıştım size anlatmıştım. Şeyde Cevher dersinde. Niyet nedir? Hatırladınız mı? Niyet o Cevher dersinde yapmıştım. Defter. Benim yazdığım defter. Orada iki tane defter var. Bir sarı bir yeşil. Ya, neyse biz onu şey yapalım gelene kadar. Kelimelerden bir tanesi manayı harfi. Yani cennet ediyormuş. Manayı harfi nedir? Allah hesabına bakma. He? Kainata Allah hesabına bakma. Allah hesabına bakınca ne oluyor mesela doğum? Mesela İbrahim'in. He. Allah hesabına bakınca. Ne güzel yapıştı kendisi yapmış. Farklı görebilmek. Yani, sanatkarı görebilmek. Vakıfta görebilmek. He? Neyi? Vakıfta görebilmek, farkı fark edebilmek. Farkı fark edebilmek. Sen ne dedin? Vakıfta görebilmek. Sen görebilmek. Onu düşünmek, bulabilmek. Onu bulmaya vesile olan alametlerdi ya. Başka katmak isteyen var mı böyle düşündüğü? Mana harfi nedir? Katkısı olmak isteyen var mı böyle dersi? Ben böyle dersi de çok seviyorum. Yani. Var mı böyle mana harfi hakkında düşüncesi? Sıyrılmak. Çok güzel. Yani çok zahir ifadeyle işaretleyeceğizler. Allah canibinden kudretin azameti altından bakıp kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip olayları Allah canibinden bakabilme mertebesine gelmektir. Farka gelmektir. Furkan olmaktır. Arınmaktır. Sıyrılmaktır. Hakikatini fark etmektir. Mesela bugün niyet hakkında yazdığımı
koca bir gün göstereyim size. Koca bir gün şu kadar yazdım, yazabildim. Gün ha komple. Başka bir işim yok. Bir de bu. Yani. Şimdi niyet hakkında yazdığımı okuyayım size. Allah Allah. Niyet fıtratın ifadesidir. Niyet kemal noktasıdır. Niyet fıtrattakileri hareketlendirme zemberidir. Fıtratta menfi veya müsbet her ne ki varsa hareketlendiren zemberektir. Niyet tek yönlüdür ki istikbale bakıyor. Çünkü niyet fıtratın kendisidir, geleceğin zeminidir. Nasıl ki toprakta, kavunda, biberde, esrarda yetiştiği gibi. Yani fıtratta negatiflikler var, hayır da var. Niyet onları ortaya çıkarır. Niyet kömürlük makamından elmas makamına çıkartmaya yön gösterendir. Niyet aslını fark etmektir. Acaba niyet, ihlas mahiyetimize, niyet hakikatimize bakıyor. Çünkü hakikat vücud hariciye bakıyor, mahiyet aslına bakıyor, hakikat esmaya, mahiyet sıfata, hakikat ağaca, mahiyet çekirdeğe. Niyet, fıtratın vücud hariciye çıkmasına razı olmaktır. Niyet, akla, ihtiyara bakıyor. Hem dilinin, hayvanın, nebatatın niyetleri yoktur. Fıtratlarındakilere niyet deniyor. Fıtrattakilere niyet deniyor. Çekirdeğin içindeki ağaç olma niyeti. Yani fıtratın kendisi. Mesela Üstad Sunatullah Dışarat da Sikin Tasdik Gaybi midir seti? Fıtratın ifadelenmesine vesile olan niyettir. Hem insan niyetle değer alır veya değer kaybeder. Buna da tercihleriyle oluyor. Niyet tercihe bakıyor. Hem fıtratın ifadelenmesi mi yoksa ifadelenmesine mi baktığı gibi. Şurada biraz daha şey yapayım. Neyse uzun inceye gidiyor. Boşver. Şimdi güzelliği birincisi manayı harfi Allah canibinden olayları yorumlamak, yorumlayabilmek. Mesela yapalım. Kanser. Uygulayalım. Kanser oldu adam. Birinci şık şu. Allah canibinden değil, beşer canibine bakıyoruz. Niye oldu? Beni niye buldu? Beni mi buldun? Tamam mı? Tanrım seni mi buldu diye şarkılar da yazmışlar. Şu isyana bak. Şu küfre bak yani. Şuurlu söylüyorsa küfürdür. Tanrı seni buldu yani. Tombala çekmiş, tamam mı? Sana çıkmış. Tamam. Benim için bir daha güneş doğmayacak. Kanserli düşünüyor. Ben yok olacağım gideceğim. Bu haleti hayal et. Ama bir de bak manay harfiyle bakalım. Manay harfiyle bakalım. Manay isminin tersi. Yani kanser öldürmez, öldüremez. Yuhi ve yumit. Öldüren Allah'tır. Kanseri vesile yapar. Memur-i ilahidir. Mesela şöyle düşünün. Trafik kazası da öldüremez. Trafik kazası oldu. Paramparça oldu vücut. Baban paramparça oldu. Ama düşün ki el paramparça her taraf ama can çıkmıyor. Nasıl alacaksınız içinden canı? Solucan öyle. Kazma vurucu iki tane alıyor. Hani ne iş yapacağını bilen Allah solucan nerede yapmış? Tarlada. Tarlada kazma için. O zaman her kazmada ölse tarlayı kim gübreleyecek? Kim havalandıracak? Solucan yapıyor. Kazma yiyince ölecek. Ölmesin diye kazma yiyince iki tane oluyor. Onun gibi olsak, trafik kazasında paramparça oldu. Kafa ayrıldı. Babanın kafası. Babanın ayağı. Baban diyor ki kafayla, oğlum kurtar. Sırf kafa kaldı. Ne yapacaksın? Nasıl yapıştıracaksın? Ayak. Oğlum benim ayağımdır. Ayak o tarafa. Ya ne yaparsın ya? Bunu yersin ya. Canı nasıl alacaksın? Aldın, nereye koyacaksın? Kanı aldın, koydun bir şişeye. Canı nereye alacaksın? Hayatı nasıl alacaksın? Onun için hayatı alan o. İyi ki alabiliyor, alıyor.
Yanmasa orada para parça baban duruyor, bir kutu yapmışsın orada. Ayak orada, hepsi tıngır tıngır oynuyor oğlum falan. Ölmemiş, ölmüyor. Attılar. Oğlum ayağım nerede? Buradaydı ya. Bak bak bak, kaybolmasın ayağım. Köpek yedi, köpek de oynuyor şimdi ayağım. Yani can çıkmıyor parçadan. Elektrikten can çıkmadığı gibi. Elektriğe bağladık. Demire. Demir elektriği bağladık. Tamam mı? Elektrik var. Çekiç vur, elektriği öldürelim. Destereyi kes, çivi çak, taş at. Buradaki elektriği yok edebilir misin? Çarpar. Bir de yamultur bir de. Diyelim ki ayağında plastik var burada. Yani buradan elektriği yok edemediğin gibi cesedin içinden hayatı çıkartamazsın. Çünkü ceset hayatta değildi ki. Ceset insanın hanesi ve yuvasıdır, elbisesi değil. Demek ki olayları yorumlama kaynağımız Cenab-ı Hak olursa insanın dünyası cennet olur. Başka, desin ki bu hayat Esma'nın bir mertebesinden başka bir mertebesine geçiriyor. Yani mana-i arfi, mana ismi bu. Efendim niyetten biraz bahsettik. Niyet toprağı altın yapar. Niyet ibadeti günaha kalbeder. Yani niyet olayları, hadiseleri hakikate bağlayan veya dibe indirmeye vesile olan bir mihenk aletidir. İbre gibidir. Yön gösterir. İkincisi manayı ismi. Mana ismi yani bunun manayı harfinin tersi. Beşer hesabını. He? Ne dedin? Beşer canibinden bak. Beşer canibinden bakmak, olayları yorumlamak. Yani o zaman nasıl çıkacaksın işin içinden? Ben niye fakirim, ben niye böyleyim, ben niye annem bu olmuş, niye bu benim babam olmuş? Yani biz de bir mahfuza gittik de bu babam olmasın, bu olmasın, bu olmasın, bu olsun, bu annem olsun, bu olsun. Biz seçmedik ki. Ya bunları nasıl izah edecek, edilecek yani Allah olmasa? Ben niye Kırkada doğdum diyeceksin. Ben niye böyleyim diye. Ben niçin böyleyim? Ben niçin zengin değilim? Ben niçin alim değilim? Ben niçin... Ben sonsuz söyle işte. Sebeplere tak. Ve bunalırsın. Onun çaresi o. Bir de nazar. Nazar. Yani nazar bakmak değil. Gördüğümüzün arkasını fark etmektir. Herkes görür, bakar ama görmez. Herkes yutar ama yiyemez. Nazar, nazar, ne anlıyorsun nazardan? He? Bakış açısı olarak hep düşünüyorum onu. Yani güzel bakan, güzel düşünmesi, güzel düşünme, güzel görür. Şimdi buradan devam edeyim o zaman. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Mana ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Niçin? Her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a, Allah'a bakan cihete ten tenili bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi. Altında Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalı. Mesela perdeler var ya böyle Türk perdeler ama biraz bunlar kalın Mehdi abi. Kızlar kadınlar yapar böyle eskiden onlarda da görmüştüm. Tenteni yaparlar diye böyle. Böyle tenteneleri böyle açık olurdu. O delikten uzaktan bakınca düz gözükür ama o deliklere sen yanaştıkça böyle orası meydan olur. Yani uzaktan bakınca düz bir satih gibi gözüküyor. Kumaş gibi değil, aralıklarla. Bu aralıklar tenteneli perdedir. Uzaktan baktığın zaman örtüyor, yakınına gelirsen içini gösteriyor. Mesela ustadan bir misal vereyim. Uzaktan baktığın zaman diyor, uzaktan baktığın zaman dağın tepesiyle sema, bulut bitişik gözüküyor. Değil mi?
Git bakalım tepeye, dağın tepesine. Oho! Veya uzaktan bakınca deniz yüzeyiyle gök bitişik gözüküyor. Araya git bakalım, oysa koca bir sema var. Değil? Ha, aynen öyle de sati ve uzaktan yorumsuz, izahsız, öyle cahilane olayları yorumlamak aynı bunun gibidir. Yani mesela ölümün yanı başında kanser olduğunda başka kimseyi de görmediğimizde ne kanser yaptı diyoruz. Kanser öyle bir meziyet veriyoruz ki acayip bir iktidar veriyoruz. Oysa serseri bir hücre. Negatif bir hücre yani. Erva habise. Ne yapabilir ki o? Mesela şimdi bak, birisi var sana rağmen, bak senin ısrarına rağmen sen iyiyim diyorsun, moralim iyi. Ya birisi var sende, tamam bende birisi var. Hep ben kötü olduğuma inandırmaya çalışıyor. Kötüsün, iyi değilim, kendimi kötü hissediyorum. Aaa herhalde şey oldu. Eyvahım. Böbrek gitti galiba ya. Kaslar, lifler var tamam mı? Erva habise girmiş, cin değil ha. Erva habiseler var, dam, tam, tens, teste. Bunlar eski de Osmanlılar'dan yani ecdadın Arapça'da seretandır kanser. Kanser yeni bir hastalık değil. Seretandır. Şimdi bak kaslar var yani Cenab-ı Hak burayı kalbi korusun diye. Kasların içinde bir sürü elektrik depoları var yani. Zaten kaslı demek. Erva habisi buralara girebilen bir mahluktur. Oraya giriyor, kasıyor. Ateşlendiriyor, hareketlendiriyor, çiçi çiçi oluyor. Bilmeyen adam diyor kalp kriz geçiriyorum. Tabii kriz geçiriyorum. Ya, mümkün değil kriz geçiriyorum. Hadi bakalım. Şimdi kriz geçiriyorsun. Vicdansız bir doktora da denk gelirsen hemen bıçak. Hiçbir şey yapmıyorlar. Aynı tertemiz kalbi açıp kapatıyor. Stent taktım bilmem ne yaptım. Kan işte bir isim yok mu? Kalpte hava varmış. Sanki istetine lastikten hava alır gibi, tamam mı? Veya mazotlu arabalarda hava alır gibi. Senin kalbinde şey vardı alıyorsun. Öyle yaptım diye yalanla açıp kapatıyor. Bir artist varmış dinsiz. İsmini vermeyeceğim. İstanbul'da anlattılar bana. Aziz Nesil Vakfı'na kayıtlı, orada büyümüş. Çok zındık birisidir, aşağılık. Ona Allah bir ceza vermiş. Bak, hiçbir hastalığı yokmuş adamın. Fakat eczane gibi ilaç taşıyormuş. Belki kalp krizi geçiririm diye kalbi onunla dağılır, kalp hastası kabı taşıyormuş. Beyin kanamasına ilk müdahale edilmesi gereken bir şey varmış, onu taşıyormuş, belki olurum. Bir anda şeyim yükselir, tansiyon diye dil altı hapını taşıyormuş. En az 20 tane hap taşıdığını yakından onu tanıyanlar söyledi bana. Yaşanır mı böyle? Dünya cennet. Ya. Yaşanır mı? Ama Müslüman ecel değişmez. İnanmış. Bir dakika ileri gidemez. Ama bakmayacak mısın? Bakacaksın vücuduna. Ha sürünerek yaşarsın ölünceye kadar. Ha diri yukarıda dolaşırsın. Mümkün değil. Evet. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman minim, nimete bakıldığı zaman münim, ne demek? Nimeti vereni. Sanata bakıldığı zaman sani, sanatkar. Esbaba nazar edildiği vakit müessiri, hakiki, zihne ve fikri gelmesi lazım. Mesela bugün Mustafa ile bir yere gittik, bize mısır ikram ettiler. Allah aşkına nasıl dizmiş değil mi? O ben şeyi de gördüm, koçanını. Koçanı şöyle bir yırttılar içeride. Dedim, onu şey yap, bir kokladım. Koçanı şey yaparken, mısırı yararken, yapmayın böyle. Burada yapın. Portakal madalyayı da burada soyun. Çıkan gazı koklayın. Başka bir gaz koymuş çürümesin diye. Böyle. Ondan sonra dizmiş. Allah Allah. Şimdi o siyah toprak mı, kayalar mı dedim ya sana. Kayaların arasında bunlar mı bize ikram etmiş bu ağaç, şey, toprak? Allah'ın sesi, arabadan geçiyoruz, Mısır'ın şey var, sırrı var.
Bu mu ikram etmiş bu zirvunu? O kadada lezzet koymuş ki, bu kadı olur yani. O kadada zeki bir ağaç. Beni biliyor, tadımı biliyor, kokumu biliyor, dişimi biliyor, vücudumu biliyor, vücudumda kim kimyasal yapıyı biliyor. Hey hey. Ve keza nazar ile niyet, mahiyet eşeği tayir eder. Nazar ile niyet, eşeği değiştirir. Mesela bir tane misal vereyim. Sıkıldığınız zaman bitmek üzere. Çaldınız pirinci markette. Verdiğiniz çoluk çocuğunuza. Çocukların ruhu bozulur. Alaksız olur. Aynı pirinci satın aldınız tel böyle çalışarak. O çocuk terbiyeli. Pirinç aynı. Değişir mi? Arkadaşlar, bunu Japonlar ispat etmiş. Diyor ki, bir bardak su almış, yağmur ya. Yanına güzel sözler söylemiş ve Kur'an'da değil. Tahmin ediyorum yani, Kur'an değil. Onu 5 saat eksi kaç derecede diyor, buzluğa koymuş. Neyse, teferruat uzun. Bir tane de bardak, ayrı bir bardak, yanında galis tabirler kullanmış. Kötü. Onu da koymuş. Onu da koymuş. Galis tabirler kullandığı su daha donu, daha kapalı, daha kahverimsi gibi kristal olmuş. Güzel sözler söylediği su da efendim daha açık, daha saydam, daha beyaz, daha yaygın olmuş. Bu İnsanın ağzından çıkan söz, kelimeyle suyu değiştirebiliyorsa, bu ilmen ispat etmiş, göz de öyle. Camı indiriyor, adamı parçalıyor, sığırı öldürüyor. İnsanı mesela, devenin de kazaya koyuyor. Benim okuduğum veya söylediğim söz, bunu bu kadar değiştiriyorsa, okuduğum beni ne kadar değiştirir hayal et. Haricime bu kadar tesiri olursa. Arkadaşlar, niyet mahluktur, enerjidir, varlıktır, anlayış değildir, anlayış olarak anlatılır. Niyet anında insanın yaymış olduğu dalga var. Mesela, haya, utanmak, varlıktır, mahluktur, vücut haricisi var. Onun vücut harici noktasında, eylem noktasında simada alameti belirir, kızarır. Batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapısında bu şekli aldı diyor. Niyet arkadaşlar enerjidir. Pirincin içini değiştiriyor. Mahiyet eşyayı tahir ediyor. Hakikat eşyayı değil. Eşya görünüşte şekilde cilve cemal noktasında serttir, yumuşaktır, tatlıdır, ekşidir. Bu hakikattır. Mahiyet ise içindeki programdır. Genetiğidir. Benim konuştuklarım aklınıza, hissettiklerimiz hissinize, efendim kalbi hastalarım sizin kalbinize geliyor. Kalbinize geliyor. Benim kelamımla. Aynen bunun gibi. Niyet de eşyanın batınına tesir eden bir hassadır. İksirdir. Eşyanın batınını değiştiriyor. Sen fark etmiyorsun. Cinli hasta nasıl orayı görüyor? Ben okuduğum zaman nasıl cin yok oluyor? Nasıl hasta bağırıyor? Buna şahit olmuşsunuzdur. Ha? Ama sen görmüyorsun. Görmemen olmamasına delalet etmiyor. Burada bir sürü radyo veya dalgalar var. Bir sürü benim içsel alemde duygularım var. Onun gibidir. Şehvet nasıl ki bir vücut haricisi olan bir varlıktır, enerjidir. Niyet de enerjidir, iksirdir diyor usta, topraktır diyor, havadır diyor, nurdur diyor, sudur diyor, tamam mı? Varlıktır, varlık, varlığın yani benim fikrim sizin fikrinizi tesir ettiği gibi, hissimiz hissinizi, benim niyetim de sizin niyetinizi. Hatta usta diyor ki, ey müdür diyor, sen diyor kötü niyette geldiğin zaman seni yılan suretinde görüyorum. Görüyorum yılan. Niçin biz göremiyoruz? Çünkü yılanlık var, göremeyiz. Yılan yılanı göremez. Yılan yılanın olduğunu anlamaz. Onun dışında olan bilir.
Onun için sokağa dolar çıktığınız zaman çoğu insan çakal, domuz, yılan, akrep ama ona yakın bizde yaşadığımız için fark edemiyoruz. Ama bundan uzak olanlar fark ediyor. Şuna bak diyor yani mesela, tamam mı? Birisi vardı yanımda. Şuna bak, ne var dedim ya. Ya domuz ya, görmüyor musun diyor, domuz. Ya sen anlamıyor musun dedi almayla. Tamam anladım da. Yani bu ne kadar canlanmış ya. Tamamen domuz. Demek ki o domuz gibi gözüküyor bana, ona net olmuş. Çünkü o benden daha takvalı. Bak ben seni yılan suretinde görüyorum, hissediyorum demiyor. Ya arkadaşlar sokakta bakmıyor musunuz? Herkesin siması ne kadar farklı ya. Simalar dibe vurmuş. Allah maymundan insan yaratmamış. Ama insandan maymun yaratmış. İnsandan domuz yaratmış. İnsandan çakal yaratmış. İnsandan tilki yapmış. Çakal yapmış. Allah Kur'an'ında söylüyor. Beni İsrail kavmini yapmış. Değiştirmiş. Niye? Niçin heyecanlanıyorum? Niyet varlıktır. Eşyanın mahiyetini değiştiriyor. İçini değiştiriyor. Ağaçla ne uğraşıyorsun dalını böyle kesmeye? İçindeki programı değiştir, istediğin gibi ağaç büyür. Beyaz gülü programı değiştir, siyah gül çıksın. Kötü bir insana iyisin iyisin dersen hangi bir? İyileşmesi gibi mi? Hı? İyi insana da... O ne yapıyorsun biliyor musun? Ya. İyiyim değil de özgüveni yok. Onun iyisin. Hakikaten abiyim. Tabii canım. Allah Allah. İyisin tabii. Ah be. Ah be. Bugün bir sene gitmiştik buna. Şöyle öyle değil mi hocam? Tabii. Of be. Öyle bakıyor ki ağzında, onun için sakın ha ağzınızdan hele hele hiç kimseye yapmayın da hele hele rahatsız olan, hasta olan, zayıf olanlara sakın şaka da yiyorsa negatif bir cümle çıkmasın. Ya Allah Allah ne olur sana ya? Rengin biraz sarar ya, hasta mısın? Sakın demeyin. Allah Allah ne böylesin? Usta bağ bozumu demeyin diyor. Negatif bir cümle. Bağ çözümü çözün. Düğüm Allah düğüm atmış. Orada üzümü Allah takmış. Bağlamış. Bozun. Değil. Çözün. Bozmak. Negatiftir. Niyet mahluktur. Eşyanın bak diyor ki nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tahir eder. Değiştiriyor. Varlıktır. Yayıyoruz. Enerji yayıyoruz. Her ne düşünürken bak ne diyor, yaydığımız koku her an kokumuz değişiyor, dalga değişiyor. Ehli ne yapıyor biliyor musunuz ehli? Yatan bir insanın ne rüya gördüğünü anlar onun yaydığı dalgayla. İmam Azam diyor ki ben diyor adamı görmeyeyim. Bu tür şeyler çok okuyorum. Ben adamı görmeyeyim. Ama aldığı abdese ben bir bakayım. Bunu zina ilimi takva eğilimi, sabah namazını mı kıldı, öğlenini mi bunlar kıldı ve psikolojisini suda bıraktığı alametler anlarım diyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki, ben diyor kokusundan anlarım, kendisini görmeyeyim, kokusuna diyeyim anlarım bunun karakterini. İmam-ı Muhammed Şeybani diyor ki, ben sesinden anlarım diyor. Yanlış şurada karıştırmış olabilirim. Sesinden ve kokusundan. Benim hatırladığım kadarıyla İmam Ebu Yusuf kokudan ben anlarım veya ses de olabilir. Birisi başka yerde okumuş olabilir diye hemen tavsiye ediyorum yani. Ama benim hatırladığım kadar İmam Ebu Yusuf ben kokudan karakterini anlarım diyor. Koku kişinin kimliğidir. Hatta işte bu niye? O adama bakar yatan adamın halet rüyesini. Buna kaif ilmi diyorlar. Böyle bakar. Geçiyor. İşte günah sevaba, sevabı günah değiştirir. Vücut bu, mahluk. Anlayış değil. İman mahluktur. İman bir anlayış değildir. Enerjidir, kuvvettir, realitedir. Vicdan tezgahında iman edilir. Delil, Burhan, Şira, Usara diye 5 tane maddeyle yapılır iman. Niyet daha kesiftir ona göre. Niyet yaydığımız dalgadır. Veri tabanı akla bakar. Aklın veri tabanını kullanarak karşıya gönderdiği göz gibi bir parçadır böyle. Bunu değiştiriyor. Evet niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder.
maddiyata, esbab hesabına bakılırsa cehalettir. Allah hesabına olursa marifet-i ilahiyedir. Hakkınızı helal edin. Belki de bir saatte oldu ama bir saat. Ve ahir davagun en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.